Atlas, Homeros, Atlantis milattan önce 8. kıtasının yüzyılda yani Manisa'da Kıbrıs'ın doğdu. kralıydı. Ömrünün son Atlas'ın dönemine oğlu kadar Tantalos, Manisa Spil'den de yaşadı. Atlantis'ten gemiyle yola çıkmış, Homeros, Ege Denizi'ne gelmiş, Spil Dağı'nın Manisa'yı dünyadaki kurmuş, tüm dağların şehre atası olduğunu, Tantalis adını kum vermişti. tanesini, çakıl taşını, kayaları, Atlantis dağları bilgeliğinin dinleyerek, huzur ve bereketiyle su yaşayan damlasıyla, Tantalis derelerle, halkı nehirlerle, göllerle, zamanla bu okyanuslarla bilgeliği konuşarak, unuttu. Yosun'un otun, Bilincini lalenin, çalının, kaybedip çamın, çınarın fizik rüyalarını bedenini ve onlardan çevresini dinleyip, algılayamayan onları insan yorumlayarak öğrenmişti. nasıl ki cebindeki kitabın sayfaları arasındaki Kediler, yanıldığı tavşanlar, yaşamı ceylanlar, atlar, gerçek kelebekler, yaşam güvercinler, zannederse kartallar. Homeros'la Tantalis halkı sohbetlerinde da Atlantis dünyanın bilgeliğini herhangi bir dağı unutarak lav aynı püskürecekse, yanılgıya düştü. Spil Dağı o lavın %85'ini yer Atlantis altındaki kökleriyle uygarlığının emer, bilgeliği onu hava kaybolunca baloncuklarına dönüştürür. Spil huzur, tepelerindeki mutluluk, obruklar sayesinde farkındalık, Manisa şifa, semalarında bereket zümrüdüanka de olarak kayboldu. uçurduğunu anlatırlardı. Hızır aleyhisselam ve Hazreti Süleyman bu bilgeliği insanlara Tüm insan hatırlatmak üzere kalemleriyle Homeros'u Manisa'dan konuşurdu bebekliğinden Homeros. itibaren bu Ağız bilgelikle dil yetiştirdi. kullanmazdı. Onlar bile Homeros'la 2800 konuşurdu. yıl Güney önce Amerika'dan, Avustralya'dan, bu Çin'den bilgeliği kulağa ihtiyaç Homeros duymazdı. vesilesiyle dünyaya duyurmak Bulutla, için gökyüzüyle, yıldızlarla, Homeros'a uzay boşluğu ve diğer 5 boyutlarla destan konuşurdu Homeros. yazdırdılar. Bu Hızır destanlardan Aleyhisselam sadece ve ikisi, Hazreti yani Süleyman yetiştirmişti onu. İlyada ve Odysseus Atlas, destanları günümüze Atlantis ulaştı. Kıtasının yani Atlas, Kıbrıs'ın kralıydı. Atlantis kıtasının Atlas'ın oğlu Tantalos, yani Kıbrıs'ın kralıydı. Atlantis'ten gemiyle yola çıkmış, Atlas'ın oğlu Ege Tantalos Denizi'ne gelmiş, Manisa'yı Atlantis'ten kurmuş, gemiyle yola şehre çıkmış, Tantalis Ege adını vermesine denizmişti. gelmiş, Manisa'yı kurmuş, Atlantis bilgeliğinin şehre huzur ve Tantalis bereketiyle adını yaşayan vermişti. Tantalis halkı, zamanla Atlas bu bu bilgeliği bilgeliğinin unuttu. huzur ve bereketiyle yaşayan Tantalis Bilincini halkı, kaybedip zamanla fizik bu bedenini bilgeliği ve unuttu. çevresini Algılayamayan insan nasıl ki bilincini cebindeki kaybedip kitabın sayfaları fizik arasındaki bedenini yanıldığı ve yaşamı çevresini gerçek algılayamayan yaşam insan zanneden nedense nasıl ki cebindeki kitabın Tantalis sayfaları halkları arasındaki Atlantis yanıldığı bilgeliğini yaşamı unutarak gerçek aynı yaşam yanılgıya düştü. zannederse Atlantis Tantalis uygarlığını halkının da bilgeliği Atlantis kaybolunca bilgeliğini unutarak huzur, aynı mutluluk, yanılgıya düştü. farkındalık, Farkındalık, şifa. bereket Atlantis de kayboldu. uygarlığının bilgeliği kaybolunca Hızır aleyhisselam Huzur, ve Hazreti mutluluk, Süleyman bu farkındalık, bilgeliği şifa, insanlara hatırlatmak üzere bereket de Homeros'u kayboldu. bebekliğinden itibaren bu Hızır bilgelikle yetiştirdi. aleyhisselam ve Hazreti Süleyman 2800 yıl bu önce bilgeliği insanlara bu hatırlatmak bilgeliği üzere Homeros'u Homeros vesilesiyle dünyaya duyurmak bebekliğinden için itibaren bu bilgelikle Homeros'a yetiştirdi. 5 destan yazdırdılar. 2800 yıl Bu önce destanlardan sadece bu ikisi, bilgeliği yani Homeros Homeros vesilesiyle vesilesiyle ve dünyaya Odysseus duyurmak için destanları günümüze ulaştı. Homeros'a